Merhaba, Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cem Akkad. Urla'nın İçmeler beldesini gezeceğiz. İçmeler'de uğrayacağımız 3 yer var. Birincisi hemen arkamda gördüğünüz Samut Baba Türbesi. Bu türbe öyle bildiğimiz türbelerden değil. Birazdan bundan bahsedeceğim. İkincisi Roma Köprüsü. Ve üçüncüsü İçmeler sahilde yeni yapılan plaja gideceğiz. Ve orada gezimizi bitireceğiz. O zaman Urla İçmeler'i keşfetmeye başlayalım. Samut Baba hakkında iki tane rivayet var. Birincisi Özbek kökenli bir dede olup buradaki halkı Müslümanlaştırmak için yerleşmiş ve buraya daha sonra türbesi inşa edilmiştir. Ama bu bahsedilen Samut Baba'nın Özbek kökenli olduğuna dair hiçbir tarihi kayıt yok. Sadece bir rivayet. İkincisi ise Samut Baba Anadolu'nun fethettiği zamanlarda deniz kıyısında stratejik bir noktada yer alan bu bölgeye gelerek yerleşmiştir. Burada Osmanlı askerlerine gözcülük yapmıştır. Aynı zamanda bölge halkını Müslümanlaştırmak için de çalışmıştır. Samut Baba Türbesi 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Yani 1400'lü yıllarda inşa edilmiştir. Bu yapıyı incelediğimizde Selçuklu mimarisinin izlerini taşıdığını görürüz. Samut Baba Türbesi'nin Alvi Bektaşi inancına dayalı bir inanç merkezi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunun cevabı da hemen içeride yatıyor. Hadi içeriye girelim yine. Biz bu yapının bir Alvi Bektaşi yapısı olduğunu bu köşelerden anlıyoruz. Burada 8 tane köşe var. Ve bu 8 köşe yani 8 rakamı Alvi Bektaşi inancında neyi temsil ediyor? Tek tek bahsedelim. Birinci köşe merhamet ve şefkat. İkinci köşe sabretmek. Üçüncü köşe doğruluk. Dördüncü köşe sır tutmak. Beşinci köşe sadakat. Altıncı köşe fakirliğini ve acizliğini bilmek. Yedinci köşe cömertlik. Sekizinci köşe Rabbine şükretmek. Burası Anadolu'da inşa edilmiş en eski Alvi Bektaşi yapılarından birisi olarak günümüze kadar gelmiş. Samut'un kelime anlamı nedir? Suskun, çok fazla konuşmayan anlamına geliyormuş. Samut Baba büyük ihtimal 1300'lü yılların sonunda 1400'lü yılların başında hayatını kaybetmiş ve naaşı buraya defnedilmiş. 1400'lü yıllarda da türbesi buraya yapılmış. Yavuz Sultan Selim döneminde 1512-1520 yılları arasındaki Osmanlı tahrir defterlerinde bu bölgede yer alan köyden bahseder. Bu Samut Baba ile buraya gelen köylülerdir. Ve burada bir zamanlar 500 yıl önce 10 tane hane varmış. Horasan edenlerindendir. Bunu türbeyi incelediğimizde de bu 8 köşeli yapısından bunu çıkarabiliyoruz. Anadolu'da Alvi Bektaşi mimarisine sahip olan 2 tane 8 köşeli türbe daha var. Kırklareli Kolçak ilçesi Topçular köyündeki Topçu Baba Türbesi'nin iç kısmı da 8 köşelidir ve Hacı Bektaş'ın öğrencilerinden olup Horasan edenlerindendir. Samut Baba Türbesi'nden şimdi antik çağa geri bir dönüş yapalım. Bir Roma Köprüsü'nü görmeye gideceğiz. Rüzgardan korunmak için duvara yapıştım. Burası Roma Köprüsü. Asıl adı Hyper Kremnos Köprüsü'ymüş. Klozomania antik kentinin bir mahallesi olarak düşünebiliriz burayı. Buradaki yerleşim yerinin adı Hyper Kremnos'muş. Ondan dolayı buradaki köprünün adı da Hyper Kremnos olarak söyleniyormuş. Osmanlı Devleti zamanında 15. yüzyılda Piri Reis haritasında burayı çarpan Derbent olarak göstermiştir. Derbent ne anlama geliyor? Osmanlı Devleti'nde Derbent güvenliği sağlamak amacıyla inşa edilmiş karakolun bir küçüğü olan sınırlarda yer alan küçük kale kollardı. Burayı deniz ticaretini kontrol etmek ve gemilerin güvenliğini sağlamak için kullanmışlar.
arkamda bakın. Çarpın derbentin de geri kalan kısmı yaralı. Demek ki bu derbentin büyük bir kısmı tahrip olmuş. Küçük bir sınır kalesi dedim ama bayağı büyük bir sınır kalesiymiş. Ula İçmeler geleceğin en ünlü sörf merkezlerinden birisi olacak gibi gözüküyor. Çok fazla rüzgarı var. Çok şiddetli rüzgar esiyor. Şimdi burasının böyle olduğuna bakmayın. Burası yenileniyor. Ve çok büyük bir plaj haline dönüşecek. Çok kısa bir gezi oldu bu. En azından Ula İçmeleri ve Ula İçmeler'de görülecek yerleri tanıtmış oldum. Ama kumu çok güzel. İnşaat kumu ya. Evet. Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ula ile ilgili sormak istediğiniz, İzmir ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yoruma yazabilirsiniz. Başka bir gezide görüşmek üzere. Hoşça kalın.